Kayseri'de 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla bir alışveriş merkezinde vatandaşları bilinçlendirmek adına stand kuruldu. Burada Eczacılık Fakültesi öğrencileri doğru ilaç kullanımı, gıda takviyesi ve ilaçların eczaneden güvenli bir şekilde alınması konusunda bilgilendirmeler yaptı. Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akınsa bilimsel eczacılığın 183. yılını kutlayarak halka eczane, eczacı ve ilaçlar konusunda bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Tabii bu yıl bilimsel eczacılığın 183. yılını kutluyoruz. Aynı zamanda da odamızın kuruluşunun 50. yılı. Tabii bizler için ayrı bir önemi var, ayrı güzelliği var. Çünkü 1972 yılında kurulduğunda sadece 86 üyeyle kurulmuş bir odadan bahsediyoruz. Günümüze geldiğimizde ise yaklaşık olarak 806 tane üyemiz, 546 tane de eczanemiz mevcut. İster istemez bu bizi gururlandırıyor. Tabii bizim dönemimize denk gelmesi de ayrı bir gurur verici bir olay. Bizler de durmadan çabalıyoruz, sizinle sık sık bir araya geliyoruz. Bunu da defalarca kez söyledik. Pandemide eczacılarımız çok yoğun mesai sarf ettiler. En öndeki piyadelerdi. Sizler aracılığıyla bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabii bizler için yoğun oldu bu 14 Mayıs. Halı saha etkinliğimizle başladık. Daha sonrasında açık hava sinema etkinliğimiz oldu ve şimdi de Kayseri Park'ta öğrenci meslektaşlarımızla birlikte bir stand açılışı gerçekleştirdik. Burada vatandaşımıza, halkımıza farkındalık yaratmak amacıyla, bilgi vermek amacıyla bulunuyoruz. Sağlık okuryazarlığının düşük olduğu ülkemizde bu tür eğitimlerin, bu tür bilgilendirmenin elzem olduğunu defalarca kez de söyledik. Bunun da adımını ilk defa atmış olduk. Bundan sonra da bu tür bilgilendirmeler devam edecektir. Vatandaşlarımıza mümkün olduğunca eczane kısmını, eczacı kısmını, ilaç kısmını anlatmaya çalışıyoruz. Umarım faydalı oluruz. Bugün burada bulunmanın sebebi 14 Mayıs Türkiye Eczacılık Günü kapsamında yaptığımız etkinlikler. Aslında odamızın da kuruluşunun 50. yılı ve odamızla birlikte onların da katkılarıyla burada insanlara eczacılık hakkında, eczacılığın insanlarla kurduğu sağlık danışmanı hattı da bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. İnsanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda insanların bitki çayları, işte gıda takviyeleri, ilaçların kullanımı hakkında danışabileceği en yakın sağlık danışmanının eczacısı olduğunu hatırlatıyoruz. Özellikle COVID sonrasında insanların gıda takviyelerini daha fazla kullandığını görüyoruz. Şöyle ki internet satışları ilaçların o kadar arttı ki aslında bu bizim hiç tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Çünkü ilacın ne koşulda, gıda takviyesinin ne koşulda muhafaza edildiğini, saklandığını, üretildiğini bilmiyoruz. Ve bunun için insanların gerçekten zararlı olduğunu bildiğimiz için insanlara bu konuda uyarılarda bulunuyoruz. Aynı zamanda insanlar aslında bitkinin doğal olduğunu bildiği için kendisini daha iyi tedavi ettiğini düşünüyor. Ama bitki her zaman her şeyi tedavi etmeyebiliyor. Hatta bazen bazı sorunlar da çıkarabiliyor. Bazı harabiyetler yapabiliyor organlarımız üzerinde. Bu konuda insanları doğru ve bilinçli ilaç kullanımına davet ediyoruz. Bugün burada arkadaşlarımla birlikte bir farkındalık çalışması yapıyoruz. 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlamaları kapsamında AVM'mizde bir stand açtık. Standımızda biliyorsunuz ki toplumumuzda sağlık okuryazarlığı çok düşük oranlarda ve halkımızın yetkin olmadığı, bilgili olmadığı konularda halkımızı bilinçlendirmeye yönelik, kendi meslek dalımızla alakalı konularda halkımızı aydınlatmak için bir çalışma yürütüyoruz arkadaşlarımızla beraber. Odamızın 50. yılını da kutluyoruz aynı zamanda bu sene. İnşallah bu etkinliğimiz bizim için bir ilk oldu. Devamında gelmesini diliyoruz hep birlikte. Daha güzel çalışmalar yapmayı planlıyoruz.